Vatan ve rakibi olarak Ankara'dan Bitlis Ahlat'a yola çıkmak için hazırlanmıştık. Önümüzde uzun bir yol ve güzel bir hikaye vardı. Bizi nelerin beklediğinden hiçbir fikrimiz yoktu. Sadece gidilmesi gereken 1267 kilometrelik uzun bir yol vardı. Ahlat, Doğu Anadolu bölgesinin Yukarı Murat Van bölümünde Van Gölü'nün kuzeybatısında bulunan 1044 kilometrelik yüz ölçümüne sahip Bitlis iline bağlı bir ilçedir. Ahlat'a vardığımızda buranın havası bizi büyülemişti. Bunun tek nedeni olabilirdi. Çünkü burası tarih şehriydi. Yorucu bir yolculuktan sonra vatan ve rakibi olarak vakit kaybetmeye hiç niyetimiz yoktu. Biz de bu tarih kokan şehre girdiğimizde karşımıza baston imalatçısı Refosta çıktı. Mesleğini babadan devralmış ve büyük bir aşkla bastonlarını Ahlat'a işlemiş. Bir de onun ağzından dinleyelim. Ahlat bastonları 4000 yıllık bir geçmişe sahiptir. Çünkü Türkiye büyük tarihi geçmişiyle çok zengin. Bitlis'te başta Anadolu'nun işte Kafkaslara, Orta Doğu'ya açılan kapısı durumunda olduğundan el sanatlarımızın işte mimarisi, edebiyatı, üretim tarzı ve yaşam biçimi bakımından bu bölgelerin ve özellikle Mezopotamya coğrafyasının kültürel birikimini yansıtan ender bir vilayettir. Baston kültürü de yine tarihi Ahlat'ın tarihiyle özdeşleşen çok büyük bir geçmişi vardır. Ahlat bastonları birinci özelliği ceviz ağacından, manda koç ve sığır boynuzundan yapılmış olması. Ahlat'ın evleri yontma taş olur, anam taş olur, yaman taş olur. Gider yazı gelir, yaman kış olur, anam kış olur, yaman kış olur. Güzeldir kızların kalem kaş olur, anam kaş olur, yaman kaş olur. Neyleyim de kara gözlüm neyleyim, anam neyleyim. Silahların dipçik kısmında, kılıçların da sap kısmında sürekli kullandıkları bir üründür. Boynuzların bildiğiniz gibi birkaç özelliği var. Bunların birinci özelliği kesinlikle mikrobu barındırmıyor. İkinci özelliği kullandığı zaman vücuttaki elektriklenmeyi alıyor. Özellikle saç köklerine masaj yaparak sağlıklı bir saç çıkmasına zemin hazırlıyor. Bu yüzden atalarımız sürekli kullanmışlar bunu. Kemik tarak da zaten çok eski bir sanattır. Fakat şu anda yok olmak üzere olan bir el sanatımızdır. Bizler de bastonlarımızda boynuz kullandığımız için artan boynuz parçalarını tarak kullanımında da imalatına başladık. Şu anda görmüş olduğunuz işte bay bayan kemik tarakları üretiyoruz. Beyaz ve renkli olanlar koç boynuzu, siyah olanlar manda boynuzudur. Bu şekil üretimini yapıyoruz. Karlı dağlar aşağı aşağı,
Belimi verdim bir daşa, sığınmışam kırk kardeşa. Sen de bize imdad et.